onun şanına yakışır şekilde Çankırı Kalemiz'in restorasyonunu yapmaya çalıştık. Tabii ki arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız bu konuda çok özverili çalıştılar. Burada çalışmak çok zordu. Yani iki adım bile atmanız mümkün değildi. Toprak, kale toprağı alt, üzerindeki uygunsuz malzemeyi kaldırdıktan sonra alttaki toprak, yani böyle, ben öyle bir toprakta görmedim. Yani iki adım atıyorsunuz, şey çıkıyor. Adeta bir bombardımana tutunmuşsunuz gibi yürümeniz falan mümkün değil. Sürekli ıslatılarak çalışıyorsunuz. Yani çok fedakarlıkla çalışıldı burada. Ben tabii başta Çankırı ve Sinop'u fetheden Emir Karatekin Hazretleri'ni ve o fetih mücadelesinde yer alan bütün askerleri, komutanları rahmetle anıyorum. Kalenin bu şekilde ağaçlandırılmasında, Çankırı Kalesi'nin bir nevi kale hüviyetine bürünmesinde de yine son dönem belediye başkanlarımızdan, Allah gani gani rahmet etsin, Ali İnandık ismi halkımızın her zaman dilinde. Ben kendisini de burada rahmetle anıyorum. Kültür Bakanlığımızın buraya çok, biraz önce söylediğim gibi, ciddi desteği oldu. Buranın ihale bedeli 2.250 miydi Serdar? 249 2 trilyon eski parayla 249 milyar ihale bedeli vardı. İşte bunun 850 lirasını Kültür Bakanlığımızın da hibe olarak destek aldık. Ben Kültür Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Burada yine bu konularla alakalı orada bir hemşehrimiz var. Kültür Bakanlığımızda Zeki Beyefendi, Zeki Can mıydı? Zeki Can, Yatırım İşletmeler Genel Müdürümüz. Yatırım İşletmeler Genel Müdürümüz Zeki Can Bey'e teşekkür ediyorum. Burada fedakarlıkla çalışan Etüt Proje Müdürlüğü'nden Etüt Proje Müdürümüz Selahattin Bey, Serdar Bey, Park Bahçeler'den son dönemde buranın peyzajıyla ilgili Park Bahçeler Müdürümüz Süheyla Hanım, ve özellikle Hatice Hanım, peyzaj mimarımız. İşte Ramazan arkadaşımız buranın sürekli başında. Bunları bekleyen şey nedir? Buranın tekrar eski haline dönmemesi için herkes üzerine düşeni bilmesi ve yapması gerekiyor. Bak şimdi gördünüz işte. Daha açılışını yapmadan adam orada bar çekmiş, üstüne şey yapmış. Tabii ki halkımızın duyarlı olması lazım. İnsanlarımızın burayla alakalı ve şehrimizdeki diğer yaptığımız işlerle alakalı veya illa belediyenin değil, kamunun yaptığı işlerle alakalı mutlaka duyarlı olmaları gerekiyor. Bunları korumaları gerekiyor. Bunların korunması gerekiyor.